Geçen de arkadaşlar KNB Tracker hakkında konuşmuştuk. Yani dersin sonuna geldi, biraz hızlı anlatmıştım. Onu birazcık geleceğim. Burada ikiden detay var, onun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Tracker deyince Motion'un en sonunda bakmıştık rating işlemini. Şey nasıl bir şeydi? Hareket arka arkaya gelen elimizde kareler var bu şekilde. Birisi T anında, birisi T artı 1 anında, birisi T artı 2 anında. Şimdi ben bu görüntü üzerindeki sif noktalarını bulsam, diğer görüntü üzerindeki sif noktasını bulsam, diğer görüntü üzerindeki sif noktasını bulsam, bu nokta, bu diyelim ki P1 noktası, buradaki P2'ye taşındı. Bunun X1, X2, Y1'i var. Bunun da X2, Y2'si var. Şimdi dolayısıyla ben bunu takip etmek istiyorsam zaten elde bunun X1, X2, Y1'i, X2, Y2'si var. Dolayısıyla zaten ben bunu takip etmişim demektir, değil mi? Bir noktayı. Yalnız benim buradaki hedefim bir noktayı takip etmek değil de amacım çünkü tek nokta takip etmek acayip şekilde gürültüye duyarlı bir şey. Şuradaki dikdörtgen alan bu görüntünün üzerine nereye gitti? Tamam, bu görüntünün üzerine nereye gitti? Şimdi şey düşünün, bir kitap düşünün. Kitapmış gibi, tamam mı? Onu size gösterdim. Görüntünün bir tanesi de bu böyleyken şöyle yaptığım zaman çok fazla şeklini değiştirmeden sadece transiyet oluyor bir yerden bir yere. Ama şöyle yaparsam ne olur? Böyle yaptığınız zaman ne oluyor? Sanki size görüntünüz elde sanki eli daha da darılıyormuş gibi. Peki ya şöyle yaparsam? Bu sefer paralellikler falan yok oluyor, tamam mı? Yani bu üst taraf, alt taraf paralelken şöyle yaptığım zaman ben tamamen baklava deliğine benzeyen bir durum görüyorsunuz. Böyle cisimleri takip ederken kullanmamız gerektiği tracker'ı. Bununla ilgili bir tane örnek var. Bunu bir bulayım şurada güzel. Neye koyduğumu bilmiyorum ama neye koydum ben onu ya. Ha, buradaymış işte, güzel. Ben çalıştırdım. Şimdi adam diyor ki ben şu dikdörtgeni takip edeceğim. Dikdörtgenin etrafına 4 tane şey koyacak. Noktayı 1, 2, 3, 4. Bunun içerisinde sift noktaları buluyor. Sonraki frame'de o sift noktaları birbiriyle eşleştiriyor ama takip ettiği şey o sift noktaları değil. O noktaları içeren dikdörtgen, yani o kırmızı ile yeşil arasındaki transformasyonu bulmak istiyor. Gördüğünüz gibi kırmızı ile yeşil arasındaki burada deli gibi de oynuyor bu. Çünkü bazı noktaları alıp işin içerisine atmamış. Hocam çizgiler ne? Çizgiler sift noktaları. Yani bulduğu bir görüntü. Şimdi orijinal neresiydi orijinali? 1, 2, 3, 4 tane işaretleri ya. Ben şöyle bulundurmaya çalışayım. Tamam. Burada şu kırmızı dikdörtgenin içerisinde sift algoritmasına çalışırdı. Buna dedi ki sift, ben sana 20 tane key point ürettim dedi. Şuraları çok güzel buluyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bundan sonra gelen frame'ler üzerinde o noktaları tekrar aradı görüntü üzerinde. Onları işte burada bulmuş. Her bir sift noktası, bir önceki kırmızının içerisindeki sift noktalar, bir yeşilin içerisindeki sift noktaları, yeşilde bir şey yok tabi. Yeni görüntüdeki sift noktaları eşleştirdiği zaman böyle bir şey çıkıyor. Şimdi kırmızının içerisindeki noktalarla yeşilin içerisindeki noktalar arasında bir transformasyon bulursa, bu anlaşılan bu adam nasıl bir transformasyon buluyor? Hem işin içerisinde rotasyon var, değil mi? Rotation var, scale var. Affine'den daha fazla projektif bir transformasyon buluyor. Onunla ilgili formülleri geçen ders vermiştim, yine vereceğim burada. Ama o, dolayısıyla bunlar correspondence'lar, bu çizgiler. Şunların hepsi birer. Buradaydı bu adam. Bunun üzerinde ben şey yapabiliyorum, değil mi? Nasıl yapıyorum? Şöyle. Tamam. Buradaydı, buraya geldi. Buradaydı, buraya geldi. Buradaydı, buraya geldi. Buradaydı, buraya geldi.
Her birini ayrı ayrı track etmemde problem yok. Ama track'in işlemi ona demiyor herhalde. Diyorlar ki bu kitap nereden birikti? Benim hedefim buradaki kitabın hareketi. Kitabın hareketini kitabı dikdörtgen olarak göstermiş. Bu dikdörtgen nasıl bir şekli haline geldi, yeşil haline geldi onu göstermem lazım. Sadece tek noktaya bakarak bunu yapmak mümkün değil. Çok fazla sayıda noktaya bakarak bunu yapıyoruz. Tamam mı? Yani bu kırmızıyla, tamam mı, ilk baştaki frame'le önüne gelen yeni frame arasındaki transformasyonu bulmak istiyorum. Sadece bu kitap açısından, bu kitabın okusu açısından. Tamam, dönelim slaytlarımıza. Slaytlar bunlar da herhalde. Amacımız bu. Global Motion Estimation. Sadece bir noktanın değil, bir nokta yapacak olsa da zaten dediğim gibi sift noktalarına karşılaştırarak da Harris Connector'la karşılaştırarak bir şeyler yapıyordum. Bu benim amacım. Global Motion Estimation'ı yapmak. Global Motion Estimation'ı yapmak. Onun için de birkaç tane şey anlatmıştım ben, yöntemler hakkında konuşmuştum. Bu KRT, Lucas, Kanada Lucas Tomasi Tracker'ı. En iyi demeyeceğim, en iyi, bundan çok daha iyileri var ama böyle sık klasik anlatılan, problemin ne olduğunu anlatan ve aşağı yukarı güzel bir şekilde çalışan bir yöntem geliştirmiş olması bakımından. Yine de Vision derslerinde anlatır. Ben de birilerinden buldum sayıdan, onları size anlatmaya çalışıyorum. Yani algoritmamız, bunların hakkında konuşmayacağım. Algoritmamız genelde şu. Bu. KRT algoritim. Ben sift nokta dedim ama bu Harris Cornell'larla bulmuş. İlk frame'de Harris Cornell'larla bulmuş. Ondan sonraki ikinci frame'de for each Harris Cornell complete motion between complete global motion yazayım ben. Global motion between consecutive frames. Bu ikinci adımın detayları hakkında geçen ders konuşmuştum, yine konuşacağım. Global motion nasıl hesaplanır? Yani T anında n tane sift nokta bir de Harris nokta var. T artı bir anında da yaklaşık n tane yine bu noktam var. Bunların arasında bir transformasyon hesaplamam lazım ama o transformasyon bana gerçek tracking bilgisini veriyor mu, transformasyon parametreleri tam vermiyor. Çünkü bunlar şu T frame'i, bu frame üzerindeki T frame üzerindeki her bir noktanın bulunmasına sift algoritması çalışıyor. O halde hafiften hata yapabilir. T artı bir anındaki de hafiften hata yapacak. Dolayısıyla bu en tane noktaya doğrudan bağladığım zaman elde ettiğim transformasyon benim tam istediğim şey olmayabilir. Benim için önemli olan görüntünün nereden nereye kaydı. Bunun hakkında konuşacağız biraz sonra. Sonra bu motion vektörlerini successive frame'ler için hepsini elde ettim. Sonra ne yapıyor bu adam? Diyor ki her 10-15 frame içerisinde tekrar yeniden bunu ilklendir. Yani Harris Cornell detektörlerine çalışıyor siftleri. Ondan sonra gelenler de buna bağlıyor. Çünkü onlar kaybolacak yavaş yavaş. Her zaman onları göremeyebilirim. Adamın yaptığı hareketleri hatırlarsanız resim büyüyor, küçülüyor falan. Onlara dikkat etmemiz lazım. Tamam, şu birazcık biz ikinci hakkında konuşacağız. İkinci adım hakkında daha fazla şekilde konuşacağız. Örnekleri atlıyorum, zaten göstermiştim. Bunlar bizim transformasyonlar, biz iki frame arasında. Bu adam benim size gösterdiğim örnekteki kitaplar şuydu. Bunu kullanmış, projektif transformasyon. Yani çünkü dikdörtgen halinde olan bir şey hemen hemen şuna dönüşüyordu. Bakın bunda sadece paralellikler kayboluyor. Paralellikler kaybolmuş yani. Bunda bu artık paralel değil birbirine, değil mi? Hepsi paralel değil. Açı da kaybolmuş. Onlar da yok artık. Burası artık 90 derece değil. Ondan sonra başka ne var? Başka kaybolan. Rotation yok. Rotation gitmiş. Ondan sonra bir büyüklükler falan da gitmiş. Olabilecek en genel transformasyonlardan bir tanesi bu. Projective transformasyon. Yani sadece translation olsaydı ikisinin arasında her bir x'e bir tane b1, her bir y'ye bir tane b2 ekleyerek bunu elde edebilirdim. Ya da rigid transformasyon olsaydı, rigid sadece şu, onda ne var? Hem x'lerin y'lerin taşınması, bir de rotate olmaları var. Belli bir açı etrafında, belli bir açı miktarı rotate olmaları var. Affine'da paralellikler bozulmuyor. Paraleller paralel kalıyor ama açılar bozulmuyor. O olabilirdi. Projektif de bu. Birazcık daha genel. Projektif'te kaç tane parametre? Bunun kaç tane parametresi var? 2 tane. Bunun kaç tane parametresi var? Rigid'in 3 tane. Açı B1, B2. Bunun kaç tane projektifin? A1, A2, B1, B2, C1, C2. 6 tane parametresi var. Lineer'in dışına çıktığınız zaman da
daha fazla parametre olanlar var burada. Matris şeklinde göstermesini çok seviyoruz biz bunları. Matris şeklinde gösterdiğim zaman çünkü matris işlemleriyle tüm global transformasyonu açıklayabiliyorum. Burada işte şu warp'tan geliyor bu W. Warp'tan geliyor bu W hikayesi. Verilen bir noktanın P parametrelerince warp edilmiş hali. X noktasına bunlarla toplayarak yeni bir yere taşıyorum. P burada parametreler. P burada şunda şu. İki tane parametresi var bunun. Tamam. Bunun iki tane parametresi var. Bunun bir iki işte bu parametreyi aldım homojen kenarda bir matrisin içerisine koyuyorum. Bu. Rotation ve translation varsa Euclidean bunda matris 2, 3 ama bir parametre bunda var, iki tane de burada var. Toplam 3 tane rakam var. Yani burada 6 tane rakam var diye burada 6 tane parametre var diye düşünmeyin. Sadece 2 tane parametre var. Her benim bu şekilde matris halinde ifade edilmiş halleri var. En geneli de şu. Lineer. Tamam mı? Adam bunu şuraya bir yazma yurtmuş. Gördünüz mü? En genel de bu. Yine lineer bir operasyon. Projektilden daha fazla. Bunda 6 tane vardı. Bunda 9 tane. 9 tane var. Tamam. Bunlar hakkında konuştuk. Bunlar hakkında konuşuyorum. Çok fazla zaman harcamak istemiyorum. Yeni bir konuya başlamak istiyorum. Bu adamın birazcık ön bilgi vermiş bunun hakkında. Ön bilgiden önce ben ne yapmaya çalıştığımız hakkında konuşayım. Ondan sonra tekrar buraya dönerim. Yapmaya çalıştığım şey şu. T anındaki görüntünün içerisinde bir image parçası aldım bu şekilde. Görüntü parçası aldım. Bu T artı bir anında görüntünün neresine gitti ve şekli nasıl değişti? Belki de şöyle bir şey oldu. İkisinin arasındaki transformasyonu bulmak istiyorum. Eğer bunun içerisindeki sift noktalarını alır, buradaki sift noktalarını eşleştirirsem, aradaki de parametre sayısı kadar rakamı bulursam, bu işlemi başarmış olurum diyebilirim ama daha iyisini yapmak istiyorum. Adam diyor ki, karşı tarafta bir template'ın var senin eşleşeceğin yer burası. Bir de bu görüntüyü alıyorsun sen bu görüntüyü. Görüntüyü translasyon parametreyle warp ediyorsun. Karşı tarafla karşılaştırıyorsun. Bu görüntülerin birbirine denk gelmesi lazım. Yani bu template'ın benim gelmeye çalıştığım yer bu. Bu da bu görüntüyü transformasyona uğraştırarak elde ettiğim değer. Şöyle gibi bir şey. Şuradaki resme bakarsak. Bir tanesi T artı bir anındaki görüntüden geliyor bu template'ım. Bu da benim warp olan resmim. Buna bunun birbirine eşleşmesi lazım. Görüntü olarak birbirine benzemesi lazım yani. Bunların görüntü olarak birbirine tıpatıp benzemesi lazım. Sadece iki görüntü arasındaki şu noktaları birbirine denkleştirerek böyle bir transformasyon bulabilirsin. Benim için yeterli değil. Benim için yeterli olan warp olmuş imajla template'ın arasındaki piksel farklarının, tamam mı, karelerini almış, şunun minimize olması. Bunun minimize olması. Tamam. Dolayısıyla elinde zaten bir tane P var. Bu P'yi nerede elde etmişim? Buradaki noktaları yan yana koymuşum. O transformasyonu bulmuşum. O transformasyon benim için yeterli değil. O transformasyonu hafiften değiştirerek daha iyisini bulabilir miyim? Onu bulmaya çalışıyorum. Onun için adam diyor ki, madem ki diyor bu P'yi hafiften değiştireceğim ben, başlangıç için güzel bir yer ama hafiften değiştireceğim, onun için güzel. Yani eğer bir fonksiyonun x noktasındaki değerini biliyorsam, x artı a noktasındaki değerini bulmak için Taylor series expansion vardı. Fonksiyonun türevini a ile çarpıyorum, fonksiyonun ikinci türevini a ile çarpıp iki faktörle bölüyorum. Artısı da vardı hatırlıyorsanız bunun. O değer sonsuza kadar devam ettiriyor ama genelde
İkinci türeden sonrası olanı ihmal ederiz, atarız. İlk yeri kullanırız. Tanrı size expansion yapacak adam var. Yani bu P artı delta P var ya, çok hafifçe değiştirmiş hali. Tanrı size expansion yapacak. Bu delta P'yi bulduğumuz zaman biz diyeceğiz ki artık ben en optimal P'mi bulmuş oldum diyeceğiz. Tamam. En optimal P'mi bulmuş oldum diyeceğiz. Tamam. Bunu yapmak için Tanrı size expansion işte burada şu formülün aynısını buraya koyacağız. Şu artı, tamam mı? Artı görüntünün türevi, hani bu şunun türevini almam lazım ya, şu hikayenin türevi. I'nın türevi çarpı bir de içindekinin türevi olması lazım. Çarpı bir de kendisi. Aynı burası. Yani şurası bizim, şu kısım bizim f üssüne geliyor. F üssü x'e geliyor buradakine göre. Ve bundan da tx'i çıkaracağım. Şunun farkının karesinin minimum olması lazım. Farkının karesinin minimum olması lazım. Bu biz zaten bizim bildiğimiz image gradientimiz. Şuradaki hikaye. Bu da elindeki o warp matrisi vardı ya, daha önce hesaplamıştım. Onun parametreye göre olan türevinin alınması. Parametreye göre olan türevinin alınması. Biraz önce atladığım bilgiler esasında şunun için standart bir tane terminoloji veriyordu bize. Dönüp buna bakalım isterseniz. Şunlar. Tamam. Herhangi bir fonksiyonun türevini aldığım zaman ben böyle yazıyorum, değil mi? Yani bir tane fx standart, bir tane x'e bağlı bir tane fonksiyon. Onun x'e göre türevi budur. Peki f birden fazla x'e bağlıysa, birden fazla boyutu varsa, n tane boyutu varsa, onların her birinin tamam, bu f'in her birine göre türevini almam lazım. Bizim görüntülerimiz vardı, ırlarımız, ır görüntümüz. Ir görüntümüz hem x'e hem y'ye bağlıydı. O nedenle biz bunun türevini alırken bunun türevini derdik ki, diyorduk ki bunun esasında bir x'e göre türevi var, bir de y'ye göre türevi var diyor. Gradient bu. Image gradient bu. Eğer iki boyuttan çok daha fazlaysa her boyuta göre almanız lazım. En basit fonksiyonumuz bu. Birazcık daha karmaşık fonksiyon bu. Daha da karmaşık şu. Fonksiyonun her bir elemanı, tamam mı? Her bir elemanı bir tane başka bir fonksiyonsa. Bir tane başka bir fonksiyonsa. O zaman bunun türevini aldığım zaman ben her bir satırının ayrı ayrı şunun gibi türevini almam lazım. Parşal türevini. Karşıma kocaman bir tane matris çıkıyor. Şundan bir tane skala çıkmıştı. Bu kadar. Bundan bir tane vektör çıktı. Kaç tane boyutunuz varsa. Bundan da bir tane matris çıkıyor. İşte bu matrise Jacobian diyorlar. Jacobian matrisi. Jacobian matrisi diyorlar. Bunu böyle yapacağız çünkü şeyi hatırlayın. Daha önce yaptığımız transformasyonlar nasıldı? Transformasyon şöyleydi. Bir şeyi warp etmek için x tarafını b1 ile y tarafını b2 ile toplayacağız. İki tane fonksiyon gibi. Yani şunun aynı bakın. Bir iki tane fonksiyon var. Bunun türevini aldığım zaman ben, aynen o adamın yaptığı gibi, hani bir matris çıkacak demiştim, işte matris çıktı. 2 tane matris. Şu üst tarafın, şu birinci fonksiyonun, tamam mı? Birinci fonksiyonun B1'e göre olan türevi 1, B2'ye göre olan türevi 0. Tamam mı? Sonra ikinci fonksiyonun B1'e göre olan türevi 0 ve buna göre olan türevi 1. Bununkini aldığı zaman burada kaç tane var? 1-2 tane fonksiyon var. Ama elimizde 3 tane parametre var. Dolayısıyla satır sayısı, fonksiyon sayısı, n tane satırım olacak. Kaç tane kolonum olacak? M tane satırım olacak, m tane de kolonum olacak. 2 tane satırım var, 2 tane çünkü fonksiyonum var. 3 tane de kolonum var. Tamam. Bu Jacobian dedikleri hikaye bu. Yani değerleri fonksiyon olan bir fonksiyonun türevini aldığınız zaman karşınıza bir tane matris çıkıyor. Bunların Jacobian'ları da işte burada. Şu translation matrisinin Jacobian'ı. Euclidean matrisininki. Şu da projective matrisininki. Tamam mı? O da pardon şu affine matrisininki. Bu kaç tane var? 8 tane. 6 tane kolon, 2 tane satır olan bir tane matris çıkıyor karşıma. Tamam. Burada yapacağımız şey de işte bunun türevini alacağız ya. Burada kullandığımız şu W fonksiyonun ne olduğunu formüllerin içerisine koymadık. Çünkü ona değişebilir. Translation da olabilir. Translation, rotation olabilir. Affine falan da olabilir. Onlara şimdilik herhangi bir isim koymadan devam ettireceğim ben. Herhangi bir isim koymadan devam edeceğim. Bu bir önceki slide'dan kaldı şurası. Bunu minimize etmem lazım.
minimal etmek için işte delta P'ye göre türevini alıp sıfır yapmam lazım. Delta P'ye göre türevini aldığım zaman burada delta P lafı yok. Buradan sıfır geliyor. Burada da sıfır geliyor değil mi? Şuradan delta P'nin türevini aldığım zaman öndeki rakam gelecek şu rakam. Şuradan gelecek. Artı bir de kafasında 2 var. 2'yi önüne yazdım dolayısıyla. Tamam mı? Bunu tuttum önüne yazdım. Önüne yazdım. Ve bunu çarpılamak için bunun bir matris yapıp bu tarafa çarpılabilmesi için T'sini aldım. Ve arta kalanında olduğu gibi yukarıyla aynı yazdım buraya. Ve sıfıra eşitledim. Ki minimize edeceğim. Sıfıra eşitlemiş buradan ve delta P'yi adam çekmiş. Bu delta P'nin çekilmiş hali. Delta P'nin çekilmiş hali. Karmaşık bazı şeyler yapmış. Bir deniz linerciliği başka bir şey yok ya. Linerciliği bile değil. Cibir. Orada H eksi 1 diye bir tane matris tanımlamış. Bizim bildiğimiz matris çıkacak buradan. H eksi 1 diye bir tane matris tanımlamış. Bizim bildiğimiz matris çıkacak buradan. Şunun kendisiyle çarpılmış hali. Ve delta P budur diyor. Eğer sen sana verilmiş görüntü üzerindeki warp fonksiyonu da biliyorsan T zaten template'ım benim. Bu bizim warp fonksiyonu. İkisinin arasındaki fark. Çarpı bu. Çarpı şu değerler. Delta P'ye gelecek. Delta P'yi kendi P'nin üzerine koyuyorsun ve tüm transformasyon parametrelerimi buldum diyorsun. Adam burada demiş ki şu A eksi 1 için eğer ben rigid sadece translation parametrelerini kullanırsam şu 2 2'lik matris o zaman H eksi 1 bu hale geliyor. Gördünüz mü? Harris koronel tektörü yapmış oluyor. Harris koronel tektörü varsa eğer delta P'nin üzerinde bir şeyler koyabiliyorum. Yoksa yapamıyorum. Aperçek problemi gibi bir şey çıktı yani. Bu üçüncü defa karşımıza çıkışı bizim. Aperçek probleminde çıktı. Zaten koronel tektörü çıkmıştı. Şimdi burada da çıktı. Yani KD tracker yaparken sadece köşe olabilecek noktaların işe yaradığını söylüyor bize. Ama bizim şu formüllerimiz dikkat edin. Sadece translation motion için geçerli değil. Şu W için eğer FN transform falan kullanmış olsaydım o zaman burası çok daha farklı olacaktı tabii. İçerisinde 12 tane rakam olan matrisler üzerinde koyacaktık. Burada sadece 4 tane rakam olan matris hakkında konuştuk. Yani tüm bu formüllerin hepsi diyor ki ne olduğunu çok da önemli yok. Delta P'yi hesaplamak için bunları hesaplayacaksın. Sana bu delta P gelip şu P'nin üzerine eklenecek. P'nin üzerine eklediği zaman da motion modelinin parametrelerini bulmuş olacaksın diyor. O 2 4 rakam da olabilir, 12 rakam da olabilir. Motion'un artık karmaşıklığına bağlı. KLT'nin ana iddiası bu. Ben sana diyor, görüntüleri birbirine en çok benzetecek, P parametresini motion modeline göre çıkaracağım. Burada da bunları adım adım söylemiş. İşte diyor gelen ilk önce bir başlangıçta bir tane P olması lazım, tamam mı? P'ye göre warp olmuş resmini hesaplayacaksın. Tamam mı? Diğer resminde denk gelen yerler arasındaki farkı alacaksın. T resmini gradient'ten alacaksın. Jacobian'ı hesaplayacaksın. Jacobian'la bu T'nin gradient'ten çarpacaksın. Formülünü söylüyordu. Inversesyon o Aris Corner detektörünün şeyisi. Eğer sadece transition kullanacaksan formülü bu. Ve bunları çarptığın zaman eline delta P gelecek ve en sonunda parametreleri update edeceksin. Şurada şekilde göstermişti bunu. İşte burada. Bunu aldım ben. Başlangıçta bir tane P buldum kendime. Warp oynamış haliyle karşı resimdeki template'ı ikisinin arasındaki farkı aldım. T'nin türevini aldım. Bir sonraki resmi. Bunlar geçti elime. Ondan sonra elindeki bakın burada adam şeyi kullanmamış. Translation motion'u kullanmamış. Affine motion'u kullanmış. Bunu almış. Jacobian'ı hesaplamış. Bunlardan hesapladığı formül şu. Delta T ile her birinin çarpımı. Bu biraz okurmuyor ama yazayım isterseniz. Bu çarpı bu. Bunu elde etmiş. Bunu elde edince artık eline delta P'ye geçebiliyor. Bu da delta P'nin hesaplanmış hali. Delta P'yi aldım ve delta P'yi P'nin üzerine koydum ve yeni bir tane W warp için bir tane matris ele geçirdim. Bunu birkaç defa tekrarlayabilirsiniz. Ta ki şunun ikisinin arasındaki fark en az ininceye kadar. En sonunda ne gelecek? Tüm bu algoritmanın ürettiğine, tüm bu karmaşık resmin ürettiği şeyine
Ne üretiyor? Söyle. P. P üretiyor, evet. P, peşinde olduğumuz şey şu P. Onu çok rahat en baştan yapabilirim sif noktalarını kullanarak sadece. Ama sif noktaları, sadece sif noktalar arasındaki denklikleri şey yapıyor, göz önüne alıyor. Görüntü nasıl değişmiş? Yani sif noktaları şunun ikisinin arasındaki farka, görüntünün o piksel cinsinden farkına bakmıyor. Bu adam görüntünün piksel cinsinden farkına bakıyor ki şeyleri anlayabilirim. Bir piksel diğer resimde nereye gitmiş onu anlayabilirim. Diğer türlü sadece sif noktaların hareketine baksaydık, siftin yaptığı hatalardan çok kötü bir şekilde etkileyecektik. Tamam, bu dediğim gibi bunu biraz hızlı atlamıştım. Bunu anlatmadan geçmek istemedim. Bu formülleri ezberleyin, nasıl türetileceğini anlayın falan demiyorum. Sadece böyle bir icat varmış, zamanında çok kullanılmış ve KTT Çakır'ın temelinde bu var. OpenCV'de bu var. OpenCV'de de bu var. Biraz önce gösterdiğim örnek OpenCV örneğiydi. Gördüğünüz zaman bunlar nasıl yaptıklarına bakarsınız. Sorusu olan var mı? Sorusu olan yoksa bu motion'la ilgili daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Evet. İşte burada Haşi şöyle söylemiş. Esasında bu Haşi hiç tanımlamadan şurada şöyle bir Haşi tanımlamadan oradan şap diye bunu getirip buraya yazardı, tamam mı? Hiçbir şey söylemezdi yani. Şunu buraya koyduğu zaman formül birazcık daha karmaşık olacaktı. Bunu şöyle söylemeye çalışıyor. Eğer Haya bakarsak translation modeli altında Haya bakarsak bunun esasında içinden bir Harris Corner detektörü çıkıyor diyor. Harris Corner detektörü. Ne yapmaya çalışıyor yani? Bu delta P'nin hesaplanabilmesi için şu H-1'in hesaplanabilmesi lazım. Orada da yeni bir corner detection şeyi var, hikayesi var. Onu söylemeye çalışıyor. Tabii burada eğer modelimiz şey değilse, translation motion değilse, bu değil de başka bir problem çıkacak karşımıza. Yani bir şeyin yine tersinin bulunması lazım. O tersinin bulunabildiği sürece ben bunu çözebiliyorum diye düşünüyorum. Onu çözemeyeceğim. Yani bu çok sihirli bir şey değil. Boş bir tane kareyi başka bir tane boş kareyi eşleştiremez. Bir yerde tersini alamayacağım durumlar çıkacak. Tamam mı? Yani yapamadık zaten şu an kadar hiçbir zaman onu. Ne stereo'da yapabildik, ne optik folda yapabildik. Hiçbir yerde yapamadık. Tamam mı? Boş bir kareyi hiçbir zaman eşleştiremeyeceğiz. Motion modeli ne olursa olsun bir şeyden tersini almak gerekecek. Burada mesela bunun tersi. O da neye denk gelmiş burada? Translation motion'a. Harris Corner detektörüne denk gelmiş. Tamam. Başka soru yoksa motion hikayesini burada bitireceğim ve yenisine başlayacağım. Yeni chapter'ımıza. Yok herhalde. Oldu, tamam. Şimdi birazcık object recognition yapmak istiyorum. Klasik object recognition var. Ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum fazla ama tamamen ona gömülüp yenilerini atlamak istemiyorum. O nedenle birazcık daha yeni object detection'dan başlayacağım. Ondan sonra zamanım kalırsa belki de gece klas yaparım bunu. Klasik object detection yapabilirim. Tamam. Şu telefonlarla uğraşmayalım arkadaşlar ya. Şu kaldırın onları ya. Bu. Karesin detection. Elinizde görüntü var. Görüntünün üzerindeki yayaları bulacağız. Yani object detection demek değil de karesin detection demek değil ama bu klasik bir örnek bu. Bunda ilk önce çok başarılı olmuşlardı. Bundan 10-15 sene önceki, 12 sene önceki 10 sene önceki algoritmalar diyelim belki. Bundan bahsetmeden daha yenilerinden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü yenilerinin avantajları ne olduğunu çok fazla anlayamıyoruz. Bu. Böyle bir görüntü varsa buradaki yayının etrafına bir tane kutu konulması bu. Yayalar var burada, etrafına kutu koyacaksın. Bu algoritmalar esasında şu şekilde çalışıyor. Hani half algoritmasını hatırlıyorsanız, ya ben telefonla uğraşmaya diyorum, yanıma gidip telefonla orada yapıyorsun ya. Orada koyar mısın şuraya? Daha uzağa koy. Ya da imzanı attıysan çıkabilirsin. Atmadın mı? Tamam. Ben de YouTube'a girmeden yapamıyorum. İlginç gelmiyor.
algoritma nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Half transform ile karşılaştırmak istiyorum ben. Half transform'da feature'ler bir tek giriyorduk, sonra oy verdiriyorduk. Half transform diyordu ki senin şurada bir tane doğrun var, yani senin şurada bir tane işte şeyin var, dairen var falan filan gibi laflar ediyordu ya da şurada bir tane doğrun var diyor. Bu object detection'da o şekilde çalışmayacağız. Gerçi generalized half transform'da onu da yapıyordu ama onun çok iyi çalışan bir yöntem olmadığı anlaşılmış. Birazcık verimsiz, başka problemleri var. Onun yerine çok daha aptal bir yöntem. Şöyle yapıyorlar. Bu bir resim ya. Aynen gerçekten böyle yapıyorlar. En sondaki sistem de öyle yapıyor. Bundan öncekiler de öyle yapıyordu. Şurayı alıyor. Burada adam var mı diye bakıyor. Varsa işaretliyor. Yoksa geçiyor. Şunu alıyor. Burada var mı diye bakıyor. Bunu alıyor. Burada var mı diye bakıyor. Tamam mı? Ondan sonra bunu bitirdikten sonra ne yapıyor? Tahmin edin. Tüm resimlerden de bu şekilde geçti değil mi? En son şunu yaptı. Sonra ne yapıyor tahmin edin. Sonra tutuyor. Burada adam var mı diye bakıyor. Burada adam var mı diye. Daha büyük bakıyor yani. Yani ilk önce küçük. İlk önce diyelim ki ona 20'lik dikdörtgenlere bakıyor. Sonra 12'ye 24'lük bakıyor. İşte 14'e 28'lik bakıyor. Oranı tamam. Hocam. Ondan sonra oranını değiştiriyor. Ona 10'luk bakıyor. Kontrol ediyoruz ama sebebiyle ilk başta bir tane kayıt alıp onunla karşılaştık. Onu da anlatmadım ki, onu atacağım. Bu dersin arka olacak. Yani bu, şu zaten zor bir soru. Bana verilen dikdörtgenin içerisinde fenestrin var mı yok mu sorusu zor bir soru. O soruyu çözdükten sonra adam, bu görüntünün üzerinde, bu sorudan kaç defa soruyor sizce? Çok yani hesaplayabilirsiniz bunu. Eğer ikişer ikişer atlayarak giderse dörder. 10 binlerce 50-60 bin defa soruyor. 50-60 bin defa soruyor. Aynı görüntünün üzerinde. 50-60 bin defa soruyor. Dolayısıyla bu algoritmanın çok hızlı olması lazım. Real time çalışabilmesi için. Saniyede 20 defa çalışacak. Çünkü videoda saniyede 20 tane kare geliyor. Her bir kareye 60 bin defa aynı soruyu soracağım. Dolayısıyla milisaniyeler seviyesine çalışabilmesi lazım. Hem doğru, hem bu arada adam %1 hata yapsa, %1 hata nasıl, kötü mü iyi mi? %1 yani 100 tane sorudan bir tanesine yanlış veriyor. İstediği üniversiteye girer adam böyle bir tane. 50-60 bin tane de %1 hata yaptığı zaman 60 binin %1'i ne yapıyor? 600 mi ediyor? 600. Yani şu resimde 600 tane olmayan kare işaretleyecek. Hiç de güzel bir şey değil. %1 hata çok kötü. Binde bir nasıl? 60. Boş bir resim 60 tane insan var diyecek. O da kötü. 6 nasıl? 10'de bir nasıl? Yine iyi değil. Çünkü bu resimde boş bir resim 6 tane isim var diyecek. Benim beklediğim daha çok %100. Dakikada 1-2 defa dese ancak olur. Ne yani adam milyonda bir hatadan falan bahsediyor yani. Milyonda bir hata yapması lazım. Hem milisaniyeler şeklinde çalışacak, hem de milyonda bir hatayla çalışacak. İkisi beraber olacak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Fenestrin detection'dan önce, işin klasik sırasıyla gidelim. Face detection, 2001 yılından kalma bir tane yöntem. Bu işte makine öğrenmesi yöntemlerini vizyoncular için şey yapan, popülerleştiren ve gerçek zamanda çalışan ilk yöntemdi bu. Real time object detection sırf bu şekilde kullanılıyor. Hani face detection için değil. Geliştirilen yöntem, Wire Agents yöntemi. Real time object detection için çok kullanılıyor. Yavaş train oluyor ama çok hızlı çalışıyor. Real time detection ta 2000 yılında çalışıyordu. Ve fenestrin detection'da aynı fikirleri kullanabiliriz. Doğrudan kullandığı zaman çok bir şey yaramıyor. Fazla sayıda şey çıkıyor. Hata çıkıyor ama bir iki tane şeyle ne diyelim bir iki tane değiştirmeyle bunları halledebiliyoruz. Adamın elindeki makine öğrenmesi yapacağız. Yani makine öğrenmesi demek ne demek? Makine öğrenmesini kaç kişi makine öğrenmesine salıyor bunlara? Bu dönem yok mu makine öğrenmesi? İkinci dönem başlayacak. Onu kaçırmayın, alın tamam makine öğrenmesi dersini. Belki daha önceki dönemlerden olan arkadaşlar vardır. Makine öğrenmesindeki şey şu. Buradan anlatayım. Sana 5000 tane bunun gibi 100 görüntüsü veriyorlar. Güzel dikdörtgen içerisinde alınmış 100 görüntüsü. 5000 tane.
Tamam mı? 300 milyon tane yüz olmayan görüntü veriyorlar. Bara bara rakamlar bunlar. Diyorlar ki bunlar yüz, bunlar da değil. Ne yapacağım? Öğren. Ne öğreneceğim? Yüz nasıl görünür, yüz olmayan şey nasıl görünür? Bunu öğreneceksin. Bunu öğreneceksin. Sonra ben sana yeni bir tane şey vereceğim. Ben sana diyelim ki 30-30'luk resim vereceğim. Burada 100 var mı yok mu bana söyleyeceksin. Tamam, bu kadar. Sistem bu. O sistemi alıp getirip buraya koyduğum zaman da her resim başı 60 tane soru vardı ya. 60 bin tane sorunun her biri bu olacak. 60 bin tane sorunun her biri bu karedeki görüntü sana daha önceden gösterdiğim 5000 tane yüze mi daha çok benziyor, 300 milyon tane yüz olmayan mı daha çok benziyor? Soru bu. Tabii ki eğer siz bunu elinizdeki bu milyon tane, 300 milyon tane görüntüyle karşılaştırarak şuna benziyor falan diye cevaplamaya çalışırsanız zamanınız yetmeyecek. Zamanınız yetse bile bunu yaptığınız zaman, yani daha önceki gördüğüm görüntülere benziyor mu diye teker teker baksana, şey var diye bizim cross korelasyonumuz vardı ya da SSD'miz vardı. Onu yaptığınız zaman da başarısının hiç iyi olmadığını göreceksiniz. Yani hem performansı kötü olacak hem de çok yavaş bir algoritma olacak. Daha iyisine ihtiyacımız var. Makine öğrenmesi bu. Makine öğrenmesinde model bizim half transform'unda falan olduğu gibi işte lineer eşitlikler ya da oy verme falan gibi hikayeler değil. Eğitim aşaması var. Pozitifler, negatifler. Bir şeyler öğreniyorsun, öğrendikten sonra yeni gelen bilgi öğrendiklerinden hangi gruba daha fazla benziyor, ona karar veriyorsun. Bu kadar. Ona karar veriyorsun. Klasik makine öğrenmesi yöntemi esasında, şurada hemen bir tane bizim 665 metinleri yapıyoruz. İşte bu da yok bunlar için. Ha, bu arada dersten sonra ikinci ödevlerinize bakalım, olur mu? Kaç kilo yapacak bugün? Şöyle 8-9 kişi olsun ya. 1-2-3 erken yapın. 4 gençleştikçe standartlarım şey yapıyor, artıyor, tamam mı? Tamam, güzel. Çok daha fazla değil, o kadar da artmıyor. 2-3 haftaya böyle değil, senin hepsi aynı anda olmaz. Buyurun. Bu örneği kesin vermişimdir ya da siz bir yerde duymuşsunuzdur. Bir daha vereyim. Öğrencinin çalışma zamanı, working hours, bir öğrenci kaç saat çalışıyor? Haftada. Evet, haftada kaç saat çalışıyor? 45. Tamam mı? Bu bir, yani sıfırdan başlıyor. En fazla haftada kaç saat vardı? 140 saat. 140'a kadar gidebilir. Haftada, tamam mı? 140'a kadar gidebilir. Bu bir. Bir de öğrencinin zeka seviyesi, IQ. Adamlar yapmışlar, deney yapmışlar. Demişler ki haftada çalışma şeyiyle, haftada çalışma saatiyle IQ'sunu öğrenciden sorduk, öğrendik. Tamam mı? Öğrenciden saatiyle öğrendik. Bazılarının IQ'su çok yüksek ve çok çalışıyorlar. Bazılarının IQ'su düşük ama çok fazla çalışmıyor. Bazılarının IQ'su yüksek ama pek fazla çalışmıyor. İşte bazıları da böyle çalışıyor. Tamam mı? Bunu işaretlemişler. Bazılarının ne kafa çalışıyor ne kendisi çalışıyor. Şurada olanlar var. Bu şekilde. Yeşiller başarısız olanlar, kırmızılar da kimse buna alınmasın. Sadece örnek vermeye çalışıyorum. Yeşiller başarılı olanlar, kırmızılar da başarılı olmayanlar. Ne demek yani? Kırmızılar derslerinden tamamen geçmişler. Yeşiller de derslerinden geçememişler, kalmışlar. Tamam. Ben bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örneği aldım. 9 tane öğrenciden örneği almışım. Ve demişim ki her birine IQ'su bu kadar, çalışması bu kadar kaldı.
IQ'su bu kadar, çalışması bu kadar geçti. IQ'su bu kadar geç, çalışması bu kadar kaldı, geçti diye. Tamam mı? Böyle bir tane uzay oluşturmuşum. Makine öğrenmesi bunu alıyor. Değişik değişik yöntemler var. Yöntemlerden bir tanesi şunu yapıyor. Yöntem diyor ki, ya diyor, ben şöyle bir tane doğru çeksem burada. Tamam mı? Bir tane doğru çeksem. Bu doğrunun bir tarafında kalanlar, işte hepsi şey yapanlar, geçenler, kırmızı geçenlerdi, yeşillerde kalanlar. Öyleyse yeni bir tane örnek geldiği zaman öğrenci IQ'su 120, haftada 10 saat çalışıyormuş. Hemen geliyor ona, haftada 10 saat çalışıp IQ'su 20 olan, haftada 10 saat burası, IQ'da burası. Benim tahminim bu adamın geçeceği yönde diyor. Çünkü doğrunun üst tarafında kalmış. Tamam. Bu bir makine öğrenmesi yöntemi. Buna support vector machine deniyor. SVM. SVM. Destek vektör makineleri diyenler de falan var. SVM. SVM böyle bir datanın üzerine içerisinde bir tane doğru çekmeye çalışıyor. Bu doğruyu çekerken de şey de şu. Bu doğruyu çekerken diyor ki bu doğruyu öyle bir yere çekmeliyim ki diyor. Bu doğruyu öyle bir çekmeliyim ki doğruya en yakın olan pozitiflerle negatifler olabildiği kadar uzakta olmalı. Yani şu mesafeyi hangisini yapalım? Kırmızı, yeşil, siyah yapalım. Tamam. Şu mesafeyi en yakın olanlar bunlar yani. Bunlar. O mesafeyi olabildiği kadar, o siyahların mesafesini olabildiği kadar fazla tutmaya çalışıyor. Bunun şeyi falan var, güzel operasyonları var. Lineer operasyonlarla bunu becerebiliyorsun, yapabiliyorsun. Least square yaklaşımı var. Böyle bir yaklaşım var SVM'in. Bu benim size anlatacağım. Örnekle SVM kullanılmıyor ama SVM'in de çok güzel çalıştığı object recognition şeyleri göreceğiz. Object recognition örnekleri göreceğiz. Tamam, tekrar şeylerimize dönelim. Bilemem ki saçma olup olmadığını sorması. Çizginin üzerine denk gelen bir input gelse, kararsız. Çok şanslı o zaman, evet. Yani şimdi esasında şunun etrafında, bunun etrafında, tamam mı? Şöyle bir tane ne diyelim? Support alanı var. Böyle. Şöyle diyelim. Tamam mı? Mümkün olduğu kadar bu kırmızıyı ayrı tutmaya çalışıyor. Sen eğer kırmızının içerisine düşersen çizginin içerisinde, çizginin üzerinde olmayı bırak. Çok emin olamıyorum oradan. Bilemiyorum ya. Tamam, yani cevap vermeyebilir de bu. Senin şeyine bağlı. Yani ille de cevap istiyorsan sen, o zaman diyor ki çizginin üstündekiler geçecek, alttakiler kalacak. Çizgiye denk gelenler de kalsın da diyebilirsin. Yani çizginin etrafı çok emin olmadığı yerler. Onun hakkında konuşacağız. Onun hakkında konuşacağız. Tamam. Şimdi böyle bir makine öğrenmesi yöntemini göstereceğim ben size. Artı, şimdi yeni bir görüntü geldiği zaman, yeni bir görüntü. Şu mesela, bu geldi. Bu 30'u 30'luk bir görüntü, tamam mı? Şurası 30'u 30'luk bir görüntü. 30'u 30'luk görüntüyü şöyle bir uzaya taşımam lazım. Benim burada şansım 2 boyutlu uzay. Ama bu adam 30'u 30'luk olduğu için bunun görüntüsü 30x30 900 boyutlu bir vektör gibi sanki bu. Değil mi? 900 boyutlu. Eğer pikseller olduğu gibi vektör şeklinde alıp SVM'e verirseniz o iyi çalışmıyor. Çünkü yani bu adamın görüntüsüyle, bu adamın 900 boyutlu vektör görüntüsüyle, bu adamın 900 boyutlu vektör görüntüsü arasında çok 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 büyük farklar olacak. Aynı değişik farklar görüntü olmayan 30-30'luk alanlar arasında da olacaktır. Bilemeyeceksin hangisi birbirine yakın, hangisi birbirine uzak. O nedenle genelde klasik makine öğrenmesi tabanlı vision problemlerinde şundan bir özellik vektörü çıkarır. Yani bunu olduğu gibi almazsın, bunu özellik vektörü çıkarırsın. Özellik vektörü çıkarırsın. O özellik vektörlerinden bir tanesini ben bu şeyde göstereceğim size. Derste göstereceğim. Çok garip bir özellik vektörü. Ya bu da özellik vektörü nasıl olur falan filan diye düşünmeyin. Bir güzel çalışmış adamların ki bayağı da bir yerde kullanmış. Sonra da kullanmıyor ama zamanında iyi iş yapmıştı. Ona bakacağız. Tamam. Buradaki söylediği hikayeler test station için her birisinde 10 bin ile 50 bin arasında şey vereceksiniz, cevap vereceksiniz. 10 bin ile 50 bin soruya cevap vereceksiniz. Ve her bir görüntüde
0 ile 50 arasında 100 vardır en fazla. 50-100 olması da birazcık şey, nadir bir durum. Tamam mı? Ne diyor dolayısıyla, ne diyor? Öyleyse diyor, bir resimde herhangi bir soru sorulduğu zaman 100 olmama ihtimali, 100 olma ihtimali, 100 olma ihtimalinden 1000 kat daha fazla. 1000 kat daha fazla. Dolayısıyla benim beklediğim 10^-6 kadar bir false pozitif şeyimin olması lazım. İhtimalle yani milyonda bir hata yapmam lazım ki, işe yarayan bir sistem. Yani eğer 100 varsa, onu da %98 ihtimalle buluyorsa fena değil %98. 100 varsa ve %98 ihtimalle buluyorsa onu fena değil. Ama 100 yoksa, ona da %98 ihtimalle 100 yok diyorsa o kötü bir şey. Ona milyonda bir hata yaparak doğru cevap verecek, 100 yok diyecek. Milyonda bir hata yaparak. Diğerinde yüzde bir hata yapabilir. Hani yüzden, 100 tane yüzden bir tanesini kaçırması bizim için fena bir sonuç, fena bir sonuç değil. Şimdi birazcık o feature'lara bakalım. Feature'lar ne çıkardı, ne gibi özellikler çıkaracağız. Özellik çıkarmak demek, bunu alacağım ben, tamam mı? Bunlar piksel değerleri. Piksel değerlerinin dışında başka bir şey yapacağım, başka bir tane değer çıkaracağım. Ona da işte biraz da SVM gibi ya da SVM benzeyen başka bir yönteme verip bu 100 müdür değil mi diye sormaya çalışacağım. Adamların icat ettikleri bir yöntem var. O da şu. Diyor ki bu 100'ün üzerinde filtreler çalıştıralım biz diyor. Nasıl gibi filtreler? Filtreleri hatırlıyordunuz değil mi? Mesela tren filtresi var. Komşular birbiriyle karşılaşıyor. Gauss filtresi var. Şöyle yapalım diyor. Şuna bakın. Şu adama. İnsanların çoğu öyle. Gözleri genelde koyu değil mi? Yani göz çukuru kendisi koyu değil ama ışık genelde üstten vuruyor. Herkesin gözü kaşlardan dolayı, çukurdan dolayı daha koyu çıkmış. Hep söylüyor. Hepsinde bir koyuluk var. Şöyle bir şey yapsam acaba. Şöyle bir tane kutu alsam. Kutunun yeşil olan yerlerini toplasam, tamam o bir, ve kutunun kırmızı olan yerlerini toplasam o iki. Ondan sonra bu toplamlardan, tamam mı, S1'den S2'yi çıkarsam nasıl bir şey elde ederim? Olabildiği kadar sanırım yüksek bir değer elde etmem lazım. Niye? Çünkü S1 buna denk geldiği için parlak, değil mi? Buna denk geldiği için parlak. S2'de şu koyu yerlere geldiği için az, daha düşük intensiteli renkler olacak. Bu farkın mümkün olduğu kadar, şu farkın mümkün olduğu kadar büyük çıkmasını beklerim. Tamam, feature'lardan bir tanesi bu. Şimdi eğer bu fark diyelim ki, buna piksel sayısını da verelim. Yani diyelim ki şu toplam mavi alanın içerisinde 100 tane piksel olsun. Tamam. Bu farkı ben 100'e böldüm. Eğer o fark 20 intensiteden daha büyükse burası 100'dür diyeceğim. Değilse 100 değildir diyeceğim. Nasıl bir sınıflandıracağım? İyi mi? Diye bazı yerde çalışır, çoğu yerde çalışmaz falan gibi. Ama adamın söylediği şey bu. Diyor ki bunun gibi filtreler yapacağım diyor. Bu bir filtre değil mi? Bunun bir sonucu var. Bana verilen 30-30'luk alanın tam burasına koyacağım bunu. Çalıştıracağım, eğer fark, tamam mı, ortalama fark 20 intensiteden fazlaysa buna 100'dür diyeceğim, değilse buna 100 değildir diyeceğim diyor. Buna 100'dür diyeceğim, yoksa değildir diyeceğim diyor. Tabii bunu yaptığım zaman ben bunun performansını göreceğim ki bu belki yani belki %51, %52 çalışır. Yani ya 100 diyecek ya 100 değildir diyecek. Tamam, başarısı da %51, %52 falan gibi çıkabilir bu. Ama adam diyor ki ondan sonra ondan bir tane yapmayacağım diyor bu filtreden. Bu filtreden olabildiği kadar fazla yapacağım. Mesela diğer filtrede şu olsun. Diğer filtrede şu olsun. Şöyle. Bunun gibi yine aynı şekilde yeşil olan kısımları kırmızı olan kısımları hesaplayacağım. Birbirinden farkına bakacağım. Bu da yine aynısı. Yanak kısmı parlaktır. Göz kısmı koyudur. Aradaki farkın yine çıkıp vücudu yük olması lazım. Bunun gibi ben eğer kaç tane filtre düşünebiliyorsunuz böyle? 30-30'luk bir resim için.
hesabı vardı herhalde. Onun gibi 28'e 28'lik bir resim için sanırım 180 bin tane fetçe vardı. 180 bin tane fetçeyi hesaplayıp, tamam mı? Her birinin söylediğinden yola çıkarak bir hesaplama yaparsanız, her birinin söylediğinden yola çıkarak bir hesaplama yaparsanız karşınıza iyi bir face detektörü çıkabilir. Tüm hesap bunun üzerine. Yalnız problemimiz vardı. Neydi? Her bir kareye, bana verilmiş 30-30'luk kareye milisaniye içerisinde cevap vermem lazımdı. Ben her bir milisaniye içerisinde 180 bin tane fikir hesaplaması okumaya çalışıyorum. Akıl olacak bir iş değil gibi ama bundan 15 yıl önce bunun çözümünü bulmuşlar ve gerçekten de o zamanki bilgisayarda çalışıyorlar. İsterseniz onun cevabını dersi 10 dakikada verdikten sonra 10 dakikada.